Sevgili dostlarım merhabalar. Halka az rüzgara tam gaz devam ediyor. 3 şirkete daha onay geldi. Bu şirketleri değerlendireceğiz sizlerle beraber. Kartal Yenilebilir Enerji Üretim AŞ mevcut sermayesi 45 milyon, yeni sermayesi 55 milyon. Bedelli olarak bizlere verilecek olan 10 milyon. Mevcut pay satışı 5 milyon. Satış fiyatı ise arkadaşlarım baktığımız zaman 8 TL olarak belirlenmiş. Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret AŞ mevcut sermayesi arkadaşlarım 12 milyon. Yeni sermayesi 19 milyon 800 bin. Bedel olarak bizlere verilecek olan 7 milyon 800 binlik bir oran ve baktığımız zaman da 9.90'dan bizlere verecekleri satış fiyatı olarak belirlenmiş. Eskar Turizm Taşımacılık Ticaret AŞ 45 milyon 480 binlik bir mevcut sermayesi var. Yeni sermayesi de 54 milyon 300 bin. Aradaki kısım ise 8 milyon 820 binlik bir kısım bedel olarak bize verecek. Mevcut pay satışı ise 2 milyon 180 binlik bir kısım. Fiyat olarak ise 15 TL belirlenmiş durumda arkadaşlar. Bunlar tek tek değerlendireceğiz. Neler açıklandıysa sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Tabi gün geçtikçe de şirket kendini belli edecektir. Paylaşımlarını yapacaktır. Ayrıca de sizlere onun videosunu hazırlayacağız. Öncelikle Kartal Yenilebilir Enerji hakkında sizlere bir kısa bir bilgi verelim. Şirketin hali hazırda 9 adet bağlı ortaklığı bulunmakta olup bu bağlı ortaklıkların sahip oldukları güneş enerji santralleri, güneş enerjiden elektrik üretimi gerçekleştirmekte ve üretilen bu elektrikle ilgili enerji piyasası düzenlemeleri çerçevesinde dağıtım kuruluşlarına satılmaktadır. Şirket bağlı ortaklar aracılığıyla sahip olduğu lisans altı güneş enerji santrallerinden üretilen elektrik enerjisinin satışıyla 2018 yılında 42 milyon TL, 2019 yılında 51,4 milyon TL, 2020 yılında ise 65,1 milyon TL tutarında satış hasılatı elde etmiş. Şimdi bu baktığımız zaman arkadaşlar 3 yıllık olarak baktığımız zaman gayet başarılı gibi duruyor. Yani en azından arttırmışlar baktığımız zaman. Ama tabii ne kadarlık gider, ne kadar gelir, onu da ayrıyetten bir şirket açıklaması gerekir. Ayrıyetten ona bir bakmamız gerekecektir. Şirket tabii bunları açıkladıkça da sizlerle paylaşacağız ayrıyetten. Halka arz yöntemi nasıl olacak? A1 Kapital'in öncülük ettiği halka arz edilecek paylar için 2-3 günü boyunca sabit fiyatla talep toplaması planlanmakta. Yönetim olarak henüz bir bilgi yöntem olarak da henüz bir bilgi paylaşılmadı. Artık nasıl olacak? Eşit mi olacak? Oransal mı olacak? Şu anlık bir bilgi yok arkadaşlar. Paylaşıldığı zaman da ilk olarak sizlerin haberi olacak. Peki şirket taahhütleri arasında neler var? Şirket payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl süreyle herhangi bir bedeli sermaye artırımı yapılmayacağına ve bedelsiz sermaye artırımı hariç dolaşımdaki payların bu süreyle artırılmamasına karar vermiş. Buradan şu anlaşılabilir. İşte bedelli yapmayacağım ama bir yıllık süreç içerisinde bedelsiz yaparım anlayışı çıkabilir veya da bu algı çıkabilir arkadaşlar. Başarılı da olur. Yani en azından şirketin elindeki lotu yükseltmesi için bedelsiz mantıklı olabilir. Malumunuz lotu biraz az. Bu süre boyunca yeni bir satış ve halka arz yapmaması pay miktarının artmasına neden olacak. Herhangi bir karar almamasını taahhüt etmişti. Arkadaşlarım bakın burada şunu anlayalım. Bakın şirket neyi taahhüt ediyor burada? Şu kalemimizi de öncelikle çıkaralım. Diyor ki 1 yıl süreyle diyor. Bakın 1 yıl süreyle bedelli sermaye artırımı yapmayacağım. Burada neyi anlamamız lazım? Şirketler bedelli sermaye artırımı yapmaya başladığı an, bakın bedelli sermaye yapmaya başladığı an bu şirkete yumulmamak lazım. Veya da bu şirkete hemen atlamamak lazım. Bedelli zaten mantıklı bir durum değildir. Yani Borsa İstanbul'umuzda normal şartlarda bedelli sermaye artırımı mantıksızdır. Bedelsiz sermaye artırımı mantıklıdır. Bakın bu artıdır. Normal şartlarda bu eksidir. Ama günümüz borsasında bu bedelli kısmı artı olarak anlaşılıyor. Yani olumlu olarak anlaşılıyor. Bedelsiz kısmı olumsuz olarak anlaşılıyor. Yani burada bir bilgisizlik var. Bakın çoğu vatandaş bedelli sermaye artırımını, bedelsiz sermaye artırımını bilmiyor. Bununla alakalı video paylaştık arkadaşlar. 25 dakikalık bir video paylaştık. Şayet bu borsada siz yatırımcıysanız, evet ben bu borsada uzun süreli yatırım yapacağım diyorsanız bedelli, bedelsiz, temettü
Ondan sonra bütün borsadaki jargonları biz paylaştık. 25 dakikalık bir videomuz var arkadaşlar. Onu şayet dinlerseniz veya da bizi takip ediyorsunuz zaten bunları öğrenmişsinizdir. Veya da o videoyu sonuna kadar izlemişseniz şayet bu kısmı öğrenmişsinizdir. Yani şimdi şirket sermayesini nasıl hesaplayacağınızı biz orada anlattık. Bedelli sermayeyi, bedelsiz sermayeyi, temettü nasıl alınır? Mesela şirket temettü dağıtacağını açıklıyoruz. İşte diyoruz ki şu şirket şu tarihte işte örnek verecek olursak işte 2 Temmuz'da temettü dağıtacak diye biz bu hisse senedini paylaşıyoruz. A hisse senedini, borsa gündem hisse senedini paylaşıyoruz. Şimdi vatandaş şunu soruyor. Diyor ki ya hocam biz bu durumdan nasıl yararlanacağız? Ya abi ben onu daha önceki videoda anlattım. Yani sen oraya sadece o güncel videoya değil de bu videolarımız arasında temettü nedir diye yazsan zaten ne oldu çıkacak. Yani sadece benim yorumuma göre bakma. Tamam ben sana orada cevap veririm, sıkıntı yok. Yani yorumları kesinlikle mümkün mertebe elimden geldiği kadar cevap vermeye çalışıyorum. Ben sana cevap veririm, problem değil. Ama senin bu durumu tam anlamıyla öğrenebilmen için o videoyu izlemen lazım. Yani onu izlersen şayet sen kendine daha faydalı olursun. Ben orada iki kelime yazıyorum. Ama orada temettünün nasıl alınacağı, temettünün nasıl hesaplandığı, temettünün mantığı. Ben sana orada her şeyi paylaşıyorum. Yani onu izlemenizi kesinlikle arkadaşlarım tavsiye ederim. Özellikle borsada yeni olan arkadaşlar için. Peki devam edelim. Halka arz geliriyle neler yapılacak arkadaşlar? En çok sevdiğim sahnedir. Sizler de biliyorsunuz. Taslak İzahname'de yazan pardon bilgilere göre Kartal Yenilebilir Enerji'nin halka arz gelirine bunlar için kullanacak demiş. Ne demiş abi? Halka arzdan gelecek olan net gelirin %85'i ile yenilebilir enerji kapasitesinin artırılması çok başarılı. Bakın çok başarılı. Geri kalan %15'i ile işletme sermayesi açığının kapatılması için kullanılması planlanmaktadır demiş. Bu kısım eksi sayılabilir mi? Burayı da yarım artı yapabiliriz arkadaşlar. Malumunuz %85'ini büyümek için kullanacak. %15'lik kısmını da borcu harcı için kullanacak. Onda da bir problem olduğunu ben düşünmüyorum. %85'lik bir kısım gayet başarılı duruyor. Peki Manas Enerji hakkında neler biliyoruz bakalım. Enerji ve su kaynakları yönetimi konusunda ürün, hizmet ve yazılım çözümleri sunan teknoloji şirkettir. Gaz, su, elektrik ve ısı sayaçlarının üretimi, test ve kalibrasyonu, bakımı ve bu konularda teknolojik hizmetlerin yanı sıra savunma sanayi sektörü başta olmak üzere endüstriyel alanda tasarım, Ar-Ge, imalat ve teknoloji geliştirme hizmetleri sunmaktadır demiş. Şu an baktığımız zaman şirket bana biraz tatlı gelmeye başladı. Halka arz yöntemi eşit dağılımla yatırımcıya verilecek. Satış gelirle nelelerde kullanılacak? Evet, en sevdiğimiz sahneye geldik. Halka arza konu olan payların satışından sağlanacak fonun nereye açıklanacağına bakalım. %30'u finansman yüklü fazla olan kısa vadeli borçların kapatılması. Şöyle bir eksimizi yapalım arkadaşlar. %15'i Ar-Ge ve yeni yatırımlar için kullanılacak. Şuraya bir artı yapalım. %55'i ise işletme sermayesi ihtiyaç için kullanılması, bu kapsamda stok sözleşmesi imzalanmış projenin finansmanı öz kaynaklarından karşılanması planlanmaktadır demiş. Arkadaşlar buraya da yarım artı. Hatta tam artı yapabiliriz ama biz buraya yarım artı yapalım. Şimdi bu vatandaşlar ne demiş? İhtiyaçların karşılanması için stok sözleşmesi imzalanmış diyor. Neyi stok yaptın mesela? Şimdi de ki örnek veriyorum. Savunma sanayisinde işte şu ürünü aldım. Onu stok yapıyorum veya da şu kişiyle işte veya örnek verecek olsa Katar'la şöyle bir anlaşmam oldu. Ondan kaynaklı olarak da şunları aldım diye bunları şayet paylaşırsa şirket o zaman burayı ne yapabiliriz arkadaşlar? Artı yaparız. Yani iki artıyla bu hisse senedini göndermiş oluruz. %30'luk kısmını baktığımız zaman da kısa vadeli borçlar için kullanacak. Uzun vadeli borçların senin ne diye burada bu garip sorar arkadaşlar. Şu Borsa Gündem kanalı sana sorar. Şu kısmı uzun bir eksi yaptık. Uzun vadeli borçtan da öğrenmemiz lazım. Onun için şirketin yeni açıklamalarını öğrenmemiz lazım. Yani bir finansman tablolarını paylaşmaları lazım. İşte örnek vereyim. 2018'den başlayıp şu anki günümüze kadar bu şirket neler yapmış onları paylaşması lazım bizler için arkadaşlarım. Peki Eskar Turizm arkadaşlar, turizm şirketlerine çok fazla bu zamanlarda önermesem de yine de sizlere paylaşmış olayım. Belki değerlendirmek isteyen arkadaşlar veya da ben belki de yanılabilirim. Bakalım neler olacak. Eskar Turizm Taşımacılık Ticaret AŞ Türkiye'deki İstanbul'da merkez ofisiyle bir girişimdir.
Gayrimenkul kiralama, legacy sektöründe faaliyet gösteren bir şirket, 4 Temmuz 2001 tarihinde kuruldu. Uzun dönem araç kiralama hizmetlerinde sürdürülebilir bir hizmet anlayışı ile yola çıkan Es Garaj'a 2001 yılında kurulmuştur. Ülkemiz ekonomisi tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilen 2001 ekonomik krizinde kurulan Es Garaj'a başlangıç yıllarında sadece öz kaynaklarıyla hareket etmiş, ilerleyen zamanlarda filo hizmetlerinde yerini almış, kuruluş aşamasında Kentral markasıyla uzun dönem kurumsal kiralama hizmetlerini yürüten şirket, devam eden süreçte kayıtsız kalamadığı günlük kiralama talepleri doğrultusunda mevcut hizmet standartlarını da koruyarak 2011 yılında Kentral ve Kentral Fleet Service diye servis olmak üzere günlük ve uzun dönem araç kiralama hizmetlerini iki farklı marka altında toplamıştır. Kurumsal filo kiralama hizmetlerinin yanı sıra varmealtin.com markası ile Türkiye'de ilk defa online ihale usulüyle araç satışı gerçekleştiren Eskar, son olarak 2018 yılında yayın hayatını başlattığını, son kullanıcı odaklı yeni marka otobom.com ile otomotiv sektöründeki tüm teknolojileri ve trend gelişmeleri yansıttığı yepyeni bir markayı daha bünyesine katmış oldu diye bir paylaşımda bulunmuş arkadaşlar. 2-3 günü talep toplayacak, eşit dağılım yöntemi olacak arkadaşlar. Şimdi gelecek gelirler neler yapacaksın abi? Şimdi tamam, güzel, eyvallah. Şimdi Ahmet abi de gelsin bakkalını kiralasın veya da bakkalını gelsin halka arz yapsın. Yani mantıklı değil. Şimdi şurada bir paylaşım yap. De ki kardeşim, halk arzdan gelecek, işte örnek veriyorum, 10 milyon lirasına, 10 milyon lirasına işte bilmem kaç tane araba alacağım, onu harcayacağım. Veya da işte bilmem Ankara'ya bir şube açacağım veya da şuraya şunu yapacağım diye bir paylaşım yap. Gelmişsin işte 2001 yılında krizde kurulmuşsun, işte araba kiralıyorsun, şunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. Ama bizler onu istemiyoruz ki. Bizler parayı nereye kullanacağım? Yani nereye kullanacağını şayet söylersen sıkıntı yok. Ama mahalle bakkalı da 2 gün sonra gelir dükkanına halka arz yapar, yani bu şekilde yaparsan. Arkadaşlar, şimdi Eskar Turizm için olumlu şeyler şu anlık söyleyemeyeceğim. Çünkü şirketin mümkün mertebe ne yaptığını bilmemiz lazım. 2001 yılında tamam kurulmuşsun. Baktığın zaman 20 yıllık, 30 yıllık şirketsin. 30 yıllık süreç içerisinde neler kazandın? İşte bilançolarını bir paylaş. Karın mı var, zararın mı var? Türkiye'de kaç tane araban var? Ne kadarını kiralayabiliyorsun? Veya da işte bu kiralamadan ne kadar gelir geliyor? İşte o kiraladığın arabalar 2 gün sonra eskiyor. Eskidikten sonra ne kadar paraya satıyorsun? Ne kadarlık oradan para kazanıyorsun? Daha sonrasında yeni araba alıyorsun. Ne kadar harcıyorsun? Yani bunların her birisini biz sormamız lazım. Biz yatırımcı olarak biz bunları sorarız. Ondan kaynaklı olarak arkadaşlar güzel bir paylaşım olmamış Eskar Turizm. Bakacağız yakın bir zamanda şayet paylaşım yaparlarsa ona göre sizlere ayrıca bir bilgi veririz. Şu anlık hisse senedi benim için eksi. Şimdi belki şirket sahipleri bana ulaşabilir. Ya hocam sen niye böyle dedin diye. Çünkü daha önceki bir paylaşımımız oldu. Hatta Turex'te olmuştu arkadaşlar. Ya sen böyle böyle dedin, niye hissemizi kötülüyorsun gibi muhabbet oldu. Kötülüğü yok da o zaman kötüledik. Şimdi ne durumda olduğunu görüyorsun. Millet artık bıkmış durumda. Yani Turex'te de arkadaşlar böyle bir sıkıntı olmuştu. O da malumunuz hem turizm hem işte araç kiralama vesaire gibi işlerle uğraşıyordu. Bakalım arkadaşlar neler olacak? Şu an 3 tane hisse senedi arkadaşlar. 3 tane hisse senedi halka arz için bekliyor. Baktığımız zaman lotları az. Yani piyasada çok fazla lotları yok. Fiyat kısımlarına baktığımız zaman Eskar biraz pahalı olduğunu şu anlık söyleyebiliriz. En azından paylaşımlarına göre pahalı olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ilerleyen zamanlarda kazancını bizlerle paylaşırsa şayet, hani biz de onlara ortak olacağımız için bir nevi sizden bacı kardeş olacağız abi. Yani sizden kardeş olacak veya da eş dost olacak. Birbirimize kız alacağız, kız vereceğiz vesaire. Bu şekilde söyleyeyim. Onun için bizlerden bir paylaşım yapman lazım. Diğerlerin fiyat kısımlarına baktığımız zaman arkadaşlar son günlere göre makul fiyat gibi duruyor. Ha, baktığın zaman pahalı mı? Pahalı. Yani şimdi yılların işte emlak konutu 2 lira olduğu zamanlarda senin 8 liradan olman veya da diğer vatandaşın 9,90 kuruştan olması biraz acayip mi? Acayip. Ama sektör bazında baktığımız zaman biraz daha tabii o konuda değerlendirmek lazım. Mesela Manas Enerji'yi neyle değerlendirmek lazım? İşte son zamanlarda ki enerji sektörleriyle değerlendirmek lazım. Kartal yenilebilir enerjiyi de aynı şekilde onlarla değerlendirmek lazım. Mesela Galata Wind'de de aynı olay var.
Onda da aynı şekilde mesela yenilebilir enerji var vesaire. Ama şu anda nerelerde olduğunu görüyoruz. Onun için arkadaşlar şirketlerin mümkün mertebe biraz daha paylaşım yapması lazım. Yani biraz eksik bir haber oluyor. Yani bizden kaynaklı olarak bir şey değil arkadaşlar. Bu şirket ne paylaştıysa biz sizlerle onu paylaşıyoruz. Para ajansı olarak arkadaşlarımız para ajansı da teşekkür ediyoruz hocamıza. Takip etmek isterseniz sizler de takip edebilirsiniz. Hem Telegram kanalında hem de normal sitesinden takip edebilirsiniz. Allah razı olsun onlardan da hocamız gayet başarılı şeyler paylaşıyor. Bizler de onlarla anlaştık. Sağ olsun onların bilgilerini sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar bu kısma kadar şayet dinlediyseniz bir beğeniyi bir yorumu hak ediyorum diye düşünüyorum. İlerleyen zamanlarda da tabii bunları ayrıyetten bir değerlendireceğiz. Belki işte fiyatında düşüklük olur. İşte kimisi işte eşit dağılım yapacağını beyan etti. Diğer bir hisse senedi nasıl dağıtacağını şu anlık belirtmedi. Eşit mi olacak, oransal mı olacak? Bunda bu vatandaşlar tabii yavaş yavaş artık paylaşımları yapacaklardır. Kap haberlerinde sunacaklardır. Ona göre biz de sizlerle paylaşacağız. Evet, videomuzu sonlandırıyoruz. Bizlere destek olmak için arkadaşlar alt tarafta bir beğeni tuşu var. Like tuşu. Onlara lütfen basalım. Beğeni yapan elleriniz dert görmesin. Arkadaşlar noktada olsa yorum yapalım. Malumunuz biz kanal olarak mümkün mertebe küçük yatırımcının yanında olmaya çalışıyoruz. Birçok dolandırıcıyı ifşa ettik. Ondan kaynaklı olarak da şikayet altındayız malumunuz. Birçok şikayet alıyoruz. İşte YouTube bize yazıyor. Google'dan habire şey geliyor. İşte siz ne paylaşıyorsunuz? İşte şikayet geliyor vesaire gibi. Ondan kaynaklı olarak lütfen beğeni ve yorum yaparsanız en azından bizim de işte Google'a iki çift lahumuz olur. Bak kardeşim sen öyle diyorsun ama bizim paylaştığımız video şu. Bakın gelen olumlu cevaplarda bunlar diye onlara gösteriyoruz. En azından biz kendimizi biraz daha sağlama alabiliyoruz bu konuda. Lütfen arkadaşlarımız beğeni ve yorum yapmayı tekrardan unutmayınız. Allah'a emanet olunuz. Bol kazançlar diliyorum.